5 ay kadar öne alındı. 27 Ekim 2013'te yapılacak olan yerel seçimlerde ilk belediye başkan adayı belli oldu. Yerel seçimlerin yapılmasına tam bir sene var. 2013 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Mutahhar Temel, Tunç Bilek Belde Belediye Başkanlığı'na tekrar aday olacağını açıkladı. 3 dönemdir Tunç Bilek Belediye Başkanlığı görevini yaptığını söyleyen Mutahhar Temel yaptığı açıklamada, 27 Ekim 2013 yılında yapılacak olan seçimlerde tekrar aday olduğunu açıkladı. Bu dönem bağımsız olarak belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Temel, seçimlere hangi partiden girmeyi düşünüyorsunuz sorusunu da cevaplandırdı. Tunç Bilek Belediye Başkanı Mutahhar Temel, seçimler için yeni bir çalışma içinde olduklarını ve bu çalışma netleştiğinde tekrar açıklama yapacağını söyledi. Nasip olursa inşallah 27 Ekim 2013 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçiminde Tunç Bilek Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağım. 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdürüyorum. Tunç Bilek'te güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Meclisimizle İnşallah önümüzde düşündüğümüz ve hemen hemen de başlama son aşamalarına gelmiş önemli projelerimiz var. O projeleri de gerçekleştirmek düşüncesindeyim. Peki Sayın Başkan, adaylığınızı açıkladınız, adayım dediniz. Evet. Bu dönem bağımsız olarak devam ettiniz belediye başkanlığını. Seçimlere bir partiden veya bağımsız olarak mı girmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi bir dönem bizim bir düşüncemiz öyle gelişti. Bağımsız olarak görevimi sürdürmekteyim. Bu konuda bir projemiz var. Adaylığımız kesinleşince ben basına bir açıklama yaparım. Yani adaylık kesinde, parti kesinleşince mi? Evet. Evet. Bir netleşince ayrıca bir basın açıklamamız olur. Yani ortak bir aday olma durumu mu var Sayın Başkan? Muhalefet partilerin Yani birleşti. bir projemiz var. Son yaptığı projeleri ve hizmetleri de açıklayan Mutahhar Temel, yaptığı son hizmetler sayesinde Türkiye'de işsizlik sorunu olmayan tek belde olduklarını ifade etti. Tunç Bilek enerji beldesi. Tunç Bilek en çok enerji alanında yatırımlar yapılabilir. Son 3 yıldır çok çaba harcadık. Bu basına çok yansımadı. Belki bu işte biz de yeterince bu konuyu reklam aracı gibi kullanmayı da düşünmedik. Ama bugün çok şükür çok mutluyuz. Şahsen ben gerçekten çok mutluyum. Tunç Bilek'te 3 tane dev enerji tesisi yapımı devam ediyor hızla. 2013 yılı Haziran ayında bunlar hepsi bitmiş ve üretime başlamış olacak. Bunlardan bir tanesi HES hidroelektrik santralı başladı üretime. Haymana bir santral hızla inşaatı devam ediyor. Program 2013 yılı Haziran ayında üretime başlayacak. Polat bir termik santral da Haziran 2013'ünde elektrik üretimine başlayacak. Bunların inşaatları hızlı bir şekilde devam ediyor. Örneğin Polat bir termik santralında şu an itibariyle 180 işçi çalışıyor. Önümüzdeki günlerde de 120 Çinli bekleniyor, montaja gelecekler. Hedefleri de program hedefleri 2013'te bu santralların hepsini üretime açmak. Dolayısıyla Tunç Bilek'te şu anda Kütahya beldeler içinde işsizliğin en az olduğu belde haline geldi. Bunda da benim gerçekten büyük katkım vardır. Bu beni çok da mutlu ediyor. Ve beldemdeki aileler, beldemdeki gençler, beldemdeki yaşıtlarım ya telefonla ya bizzat gelerek bu yatırımları beldede gerçekleştirdiğin için teşekkür ederiz diyorlar. Bu bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Benim yani 3 dönemlik belediye başkanlığımın en böyle mutlu olduğum dönemi şu günler, şu aylar diye düşünüyorum.